E, malumun ilanı diyebiliriz aslında. E, bilinen bir durumdu Metin Öztürk'ün Okan Buruk e, evet. tercihi. Yerli bir hoca evet, diye dillendirmişti zaten. yerli bir hoca olarak dillendirmişti. O ismin de Okan Buruk olması bekleniyordu ama net bir fotoğraf karısı geldi. Bu, bu, bu görüşmelerin olması çok doğal. Yani e, mesela Dominik Torrent'le de bir araya gelseler bir görüşme yapsalar belki e, seçimden sonrasıyla ilgili bir takım sorular sorular. Bu anlaştılar demek değil ama... Okan Buruk, Galatasarayın hocası olabilecek çap, çerçeve, karakter, bilgi ve deneyime sahip. Bunu kabul ediyoruz. Sadece 2000'deki bir küçük sıkıntı. Onu da bu söylemleriyle yani gelebileceğim en yüksek noktadır Galatasaray. Demek zaten birçok şeyi hallediyor. Hı hı. Onu da halletmiş olduğu için Galatasarayın hocası olması ihtimali çok yüksek. Ee, çok büyük bir transfer bütçesi veya çok büyük paralarla değil, ama e, doğru bir e, takım kurarak ve o takımı da doğru sevk ve idare ederek e, Galatasaray'ı bu seneyi yaşatmaz, bu senenin benzerini yaşatmaz. Yaşatmayacaksa da bunu Okan Buruk yapar, bir Türk hoca yapar, Türk oyuncu sayısının fazlalığıyla yapar. Tabii ki gidecek oyuncular, transferler hepsi doğru ama yani Okan Buruk'un da 30 Mayıs'ta değil veya ertelenecek bir başkanlık seçimiyle değil hemen başlıyor olması lazım olacaksa. Yani Cumartesi kongre, Pazartesi Okan Buruk bu takımın hocası olacaksa randıman alma şansı hmm, yükselir. Hemen takımın başına geçmeli, tabii, sezon tabii. sonu beklenmemeli, beklenmemeli. diyorsun. Beklenmemeli. Eşref Hamamcıoğlu'nun planı daha farklı. Yabancı tek Yabancı tek bir mi? hoca, büyük bir ihtimalle bir Almanya'da Fransız. Parke ismi çok ee, gündeme geldi. Şimdi bakıyorlar boşta kim var? onu getirelim oluyor. Ben e, medyanın bu tavrını yanlış bulmuyorum. Doğal bu. Şimdi yabancı hocayı telaffuz etti mi? Etti. Bakalım yabancı hocalara e, Alman, Fransız, Favre var. Jürgen Klopp olmaz diye hemen elediler. <laughs> e, yani onu getirelim diyorlar. Belki e, Eşref Hamamcı da bir başka Dominik Torrent düşünüyor. Peki ne kadar belirleyici olacak? Mesela Okan Buruk ismi ne kadar genel kurul nezdinde belirleyici olur ya da bir Alman teknik direktör? Bir hoca ismi telaffuz ederek Galatasaray'da üç kere başkan seçildi. Mehmet Cansun, Özan Canaydın, Burak hatta Ünal Aysal bile telaffuz etmişti. E, üç buçuk kere Fatih Terim diyerek başkan seçildi. E, hep de Fatih Terim'i gönderen başkanlar oldu bunlar. Ama gönderdikten sonra da görevden giden, bir daha da gelemeyen başkanlar durumuna düşler. Sadece Özan Aydın'ı ayırıyorum. Çünkü çok nazik ve nezaket kuralları içerisinde gittiğine üzüldüğünü söyleyerek Fatih Hoca'dan ayrıldı. Ve o kapıyı hep açık bıraktı. Onun dışında göndermeyi başardılar. Hı hı. Şimdi bir hoca ismi telaffuz ederek Metin Öztürk bir adım öne geçti. Okan Buruk içinden yetişen. Camia'nın tribünlerin kabul edebileceği bir ismi buldu. Ee, tamam, ee, bu bir avantaja dönüşebilir Kongrede. Oy verecek olanlar, hocası belli olmayan bir başkan adayıyla, hocası belli olmuş olan bir başkan adayı arasında tercih yapacaklar. Ben kendi adıma kendi tercihimi yapıyorum. Ama orada yüzlerce hatta binlerce oy kullanılacak. Onlar neye göre tercih yapacaklar? Tabii sadece, katılım sayısının da belirleyici olması çok, bekleniyor. Çok. Yani yükselirse başka bir e, tablo çıkar. Evet. Sayı az olursa başka bir tablo çıkar. Ama öyle isimler var ki yurt dışından gelmiş, uçak biletlerini almışlar. Bayram haftasında uçak biletlerinin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum. E Şimdi yanarsa bunlar, e, kongre olmazsa bir daha e, 15-20 gün sonra bilet almak çok daha külfetli olacak. Bu isimler gelmişken lise bahçesinde toplanacak, toplanma duyguları var. Birçoğu iptal etti. Kongre olmuyor herhalde diyerek iptal etti. Bu kaos bugün öğlen saatlerinde çözülürse öğleden sonra bilet satışlarında patlama olur mu bilmiyorum ama onu da pek sanmıyorum. Çünkü benim bildiğim Güney Fransa'dan, Amerika'dan oy kullanmak için gelen var. Sadece cumartesi günü orada olup oyunu atmak için gelip dönecek olan var. E şimdi onlar ne yapacaklar? Bu hafta gerçekten biletlerde patlama yaşanıyor zaten. Trabzon yani bir grup Trabzon'a gidiyor, bir grup bayram tatiline <laughs> gidiyor, bir grup Galatasaray <laughs> Kongresi'ne. Gerçekten hava trafiği karışmış durumda. <laughs> Aynen <ondan>. öyle. <laughs> Peki birkaç cümleyle isterseniz e, Sivas Spor maçını da konuşalım. Tüm bunlar yaşanırken takım bir taraftan da Mücadele etmeye devam ediyor Torrent de bir tarafta mücadele etmeye devam ediyor Sivas maçından Beklentilerinizi de hemen konuşalım Şimdi öyle Şimdi biraz evvel dedin ya İsmail Kartal'ı nasıl etkiler e, Dominik Torrent'i Nasıl etkiler Dominik Torrent'i kötü etkilemesi Mümkün değil çünkü zaten kötü Daha kötü nasıl olabilir Daha büyük yanlışları nasıl yapabilir Dominik Torrent Sivas maçında Şunu hesaplamıştır Şimdiden biliyordur dakika 60 62 Gomis'i alırım, Muhammed'i sokarım. Muhammed kenarda 62'de gireceğini bilerek oynayan 37 yaşındaki Santrfor'un muadili bir santrfor olduğunu bilen 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Biri Fransa'ya gitme ihtimali var, diğerinin hiç yok. Türkiye'den başka hiçbir yere gidemez. Belki bir daha bir Çin, Arabistan yaparsa Hı -hı. yapar. E şimdi böyle bir kadro yapılanması ve planlamasıyla sahaya süreceğiniz takım Üstelik marka olsuz oynamak zorunda kalacak olan bir takım. Üstelik Omar El Abdullahi'nin de olmayacağı bir takımı düşünürsek Galatasaray'ın Sivas gibi Rıza Çalınbay gibi bu tür maçları da tuzak hazırlamakta mahir olan, iyi oynayan, evet. sert ve sağlam bir rakip olan Sivas Spor karşısında şansının e, %50'nin altında olduğunu düşünüyorum hoca farkıyla Sivas'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. İç sahada o pazar günü oynanacak maçın torrent istifa diye biteceğini tahmin ediyorum. Ama yönetim istifa diyecek bir yönetim olmadığı için olay tamamen torrentin üstüne yüklenecek. Oraya yönelecek bütün ışıklar. Çünkü oyun olarak Galatasaray'ın Sivas Spor karşısında başarılı ve ezici bir oyun oynayacağını sanmıyorum. Malatya ve Altay'a oynanan oyunlara bakarsanız, küme düşmüş takımlara karşı oynanan oyunlara bakarsanız, Sivas Spor gibi bir rakip karşısında zor. Ha, şunu göz ardı etmeyelim, Sivas'ın bir kupa maçı var. Evet. Kupa maçı nedeniyle rotasyon, kadroyu korumak, zaten dar bir kadrosu var. Bu maçı o kadar umursamayan bir Sivas çıkarsa bu bir avantaja dönüşebilir. Dolayısıyla tahmini zor bir maç. Peki Kerem'in bugün, şimdi bu gazetelerde yok ama biz az önce aktardık. Kerem Aktürkoğlu'nun bugün Hürriyet Gazetesi'nde çıkan bir röportajı var. Özellikle biraz sitem etmiş aslında Kerem. Çok geç keşfedildiğiyle ilgili işte Arda'nın, Emirhan'ın bulduğu şansların kendisine verilmemesiyle ilgili. Yine Fatih Terim'in gidişinde suç biraz da Fatih Terim'in üzerine kaldı şeklinde bir bir nevi itiraf da var aslında evet. hani esas sorumlu aslında futbolculardı diyerek biraz öz de yapmış. Ee, Kerem'in açıklamalarını da isterseniz birkaç cümleyle şöyle bir değerlendirip yani, ondan sonra Beşiktaş'a geçelim. Galatasaray'ın e, kendi içinde eksik oynayan oyuncuların isimlerini telaffuz etmeden onları e, okkanın altına bırakmış Kerem. Doğru da yapmış ama Kerem e, Başakşehir oradan Erzincan gibi bir maceranın içerisinden keşfedildi. Hı hı. Yani toz dumanın içerisinden alınıp Fatih Terim tarafından bu hale dönüştürüldü. Arda Güler öyle değil. Zaten alttan pırıldayarak geliyordu ve e, takımında iyi durumundayken ortaya çıktı ve iyi işlerde yaptığı için daha fazla öne çıkmış oldu. Daha erken geldi. Eğer Galatasaray altyapısından bir Kerem çıkmış olsaydı daha erken gelebilirdi. Ama o macerayı yaşadıktan sonra bu kerem oldu. Yani 350 bin TL'lik bir adam 20 milyon euroluk bir adama dönüştü. Oradan bulunması bile belki aslında ne kadar büyük bir cevher olduğunu evet. gösteriyor. Yani Fatih Terim'in belli ki onu Başakşehir'den çıkışından beri izlemekte olduğunu gösteriyor. Ve onunla bir baba oğul ilişkisi kurmuş. Türk futboluna böyle bir adam kazandırdı <laughs> en azından. Şimdi bakın Arsene Wenger 20 yıl Arsenal çalıştırır. Hiç şampiyonluğu olmaz evet. ama her sene başarılıdır. Çünkü adam yetiştirir, satar. Evet. Ucuza alır, pahalıya satar. Ve kulüp bütçesi hep artıdadır. Yönetim de bundan memnundur. Ara sıra da Avrupa Kupalarına katılırsam ne güzel olur derler. E, Galatasaray öyle değil. Galatasaray birinci olmuyorsan başarısızsın. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hatta Trabzonspor için hı hı. bile böyle bu. Mesela Konya spor için şu anda üçüncü olduğunda başarısız diyecek olanlar var çok büyük başarı yaptılar bu sene. Ama yarıştıkları rakip e, yani takip ettiği takımı acıtır. Fenerbahçe ile yarışmak kolay iş değildir. Beni tekim onun bedelini ödüyorlar. Ama yani çok büyük iş başardılar. Böyle bakılırsa meseleye e, başarı ölçüsü kıstası farklı. Öyle bakılmazsa sadece birincilik başarı. Peki Galatasaray'ı da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Beşiktaş'ta devam edelim, edelim. isterseniz. Biraz önce Fenerbahçe haberlerine bakarken Abu Bakar ve Talişka'yı konuşmuştuk. Ee, şimdi Beşiktaş'ta da sürekli gündeme gelen isim Sörlot. Ee, olur olmaz bilmiyorum ama bundan sonra her transfer döneminde yine adını duyacağımız isimlerden biri olacak gibi. Şimdi Leipzig'e bir teklif yapmaya hazırlanıyor Beşiktaş yönetimi. Haberimizi hızlıca izleyelim sonra devam edelim.